Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu anh Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu e, naklediyor. Kim Allah yolunda cihada gidecek bir gaziyi teçhiz eder. Cihad için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılarsa adeta cihada gitmiş gibi sevap kazanır. Men cehheze gaziyen fi sebilillah fakat gazem. Cihada giden gazinin arkada bıraktığı ailesine güzelce bakıp onların ihtiyaçlarını karşılayan kimse de sanki cihad yapmış gibi sevap kazanır. Ve men halefe gaziyen fi ehlihi bi hayrin fakat gaze. Demek ki cihada giden var. Onun ihtiyaçlarını karşılayan var. Onun geride bıraktığı ailesine güzellikle yardım eden bakan kimse. Üçü de aynı seviyede cihad etmiş gibi oluyor. O zaman da güzel bir cihadın gerçekleşebilmesi için hepsi şart. Malzeme şart, o malzeme kullanacak can şart, o canın geride bıraktığı emartta bakacak komşu şart. Daha önce gördüğümüz bir hadis-i şerifte cihada giden bir gaziyi teçhiz etmenin, onun savaş ihtiyaçlarını karşılamanın faziletine işaret edildiğini görmüştük. Gerekli savaş malzemelerine sahip olmadan cihada çıkılamayacağı gerçeğini herkes, bilir. Kabul etmemiz gereken bir başka gerçek de herkesin savaş malzemesi temin etmesinin imkansızlığıdır. Tabii ki günümüzde durum tamamen farklıdır. Artık ülkeler düzenli ordu bulundurmakta, bütçelerinin büyük bir bölümünü bu ordunun ihtiyaçlarına ayırmaktadır. Bugünün silahları da şahısların elde edemeyeceği kadar yüksek fiyatlıdır. Bir uçak, bir tank almak. Ancak devletlerini devam ettirmek kararlılığında olan milletler dünyanın şartlarına ayak uydurmak zorundadırlar. Burada Müslüman toplumuna düşen vazife kendi kendilerine yeterli hale gelebilmek ve başkalarına muhtaç olmamaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için Müslüman fertlere de önemli vazifeler düşmektedir. Her fert gücünün yettiği oranda ülkesinin kalkınmasına, gelişmesine ve milletler arası yarışta önde olmasına katkı sağlamalıdır. Savunma sanayini çok güzel. Devlet güzel planlamalı. Halk da buna destek vermeli. Konunun hususi boyutu dışında bir de genel boyutu düşünülecek olursa iyilik kabul edilen bu hususta Müslümanların birbirleriyle yarışması gerekir. Gerek evlatlarımızı mühendis olarak yetiştirerek harp sanayinde görev almalarını sağlamak, gerekirse maddi olarak yardımcı olmak, gerek fikri olarak yardımcı olmak Müslümanlar için büyük bir e, sevap kapısıdır, ecir kapısıdır. Günümüz savaşları eski savaşlardan çok farklıdır. Savaş sadece cephede değil, cephe gerisinde de büyük tahribatlar yapmaktadır. Acımasız katliamlar, öldürmeler, sakatlamalar, yakmalar ve yıkmalar meydana gelmektedir. Cepheye gidenlerin geride bıraktıkları aile fertlerine gereken ilgi göstermek onları koruyup kollamak, bakımlarını üstlenmek, görülecek işlerini görmek, geçimlerini sağlamak, cephede cihat yapmanın sevabı gibi sevap kazanmaya vesile olur. Yani bu cihat son hadde, yani son sınır demiştik zaten. Bundan önce İslam'ın tebliği, bunun için çalışmak, bunun için kafa yormak, bunun için mal sarf etmek. Sonra düşmanlarla sulh için, barış için, düşmanlara hakim olmak için savaşmak. Yani gayret etmek. Bu teknoloji alanında olur, eğitim alanında olur, her alanda. Müslüman niyeti bu yani. Müslüman her halükarda öncelikle insanlara Allah'ın dinini ulaştırmak, sonra onlara sulh yapıp hakimiyeti altına almak, kabul etmezlerse de cihad edip savaşarak onları boyun eğdirmek. Devamlı hayatını bu bunlar üzerine kurması gerekiyor. Bunlar üzerine düşünmesi gerekiyor. Hadisten öğrendiklerimiz, cihada giden bir müslümana yardımcı olmak, onun cihatta ihtiyaç duyacağı malzemeler temin etmek, cihada katılmış gibi sevaptır. Yani savaşan askerin ihtiyaçtan karşılamak, ailesine yardımcı olmak, savaşmak gibi ecir kazandırır. 2. Cephede cihada giden bir gazinin geride kalan aile fertlerine yardımcı olmak ve ihtiyaçlarını gidermek, cihat sevabı kazanmaya vesile olur. Üç fiilen yapılan cihadın sevabı başka bir amelle kıyaslanmayacak kadar üstündür. Cenab-ı Hak Müslümanlara güç kuvvet versin. İslam'ı, Allah'ın dinini her dünyanın her insanına ulaştırma imkanı, niyeti lütfeylesin inşallah. Kıymetli dinleyenler.